Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Fenerbahçe gündemi programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum yine Volkan Demir, kendisiyle Sarı Lacivertler'deki son gelişmeleri konuşacağız. Biliyorsunuz Süper Lig'de 4. haftaya giriyoruz. Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maçla ilgili değerlendirmeleri de yine Volkan Demir'den alacağız. Sizleri hatırlatalım, Twitter'dan canlı yayındayız. Mesajlarınız ve yorumlarınız varsa bizlere gönderebilirsiniz. Hoş geldin. Merhaba Neslihan. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İstersen hızlıca başlayalım şimdi. Fatih Karagümrük maçında dediğim gibi konuşacağız. Transferlere gireceğiz. Çünkü çok önemli ve çok kısa bir süre kaldı transfer döneminin bitmesine. Ama seninle hiç konuşmadık. Bir derbi değerlendirmesi almak istiyorum. 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı karşılaşma. Galatasaray'ın aslında favori olduğu bir karşılaşmaydı. Sen Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Şimdi Galatasaray favori olduğu için beklenen oyunu sergileyemediği için eleştirildi. Fenerbahçe'de favori olmadığı için beklenenden bir tık yüksek seviyede bir oyunu gösterdiği için de övüldü. Ama ben ikisinin de, yani daha doğrusu bu maçın her iki takım için de bir kriter olmayacağını düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe için. Fenerbahçe zaten küme düşme hattında bulunduğu sezonda dahi büyük maçlarda mağlubiyet almadan tamamlamış bir takım. Yani büyük maç refleksi farklı bir şey. Fenerbahçe'de bu var. Bu camianın genlerinde var. Yıllardır süregelen bir durum. Ama Fenerbahçe'yi asıl işte Karagümrük gibi, puan kaybeden Hatay Spor gibi veya işte buna benzer iç sahada kapanacak, Fenerbahçe'yi zorlayacak, pozisyon bulmasını zorlaştıracak, alanı daraltacak takımlara karşı görmek lazım. Fenerbahçe geçen yılda büyük maçların şampiyonluğa oynadığı döneme kadar diyeyim, büyük maçların birçoğunda problem yaşamadı, Trabzonspor maçları hariç. Ama şunu söylememiz lazım. Karagümrük maçı bence Fenerbahçe'nin, milyara gelecek ondan sonra, sezonun kalanında neler yapacağına dair önemli fikirler sunacak bize. Neden? Bir kere transferleri artık büyük ölçüde tamamlandı. İşte Samat'ta Galatasaray maçında bir süre aldı, belli bir süre aldı. Artık Valencia'nın, Thiam'ın kanatlarda olacağını görebiliyoruz. İşte Sosa, Gustavo ikilisi oturdu. Önlerinde Ozan veya Mert Hakan, yani değişecek orası belli. Oturmuş bir orta sahadan bahsedeceğiz. Lemos'tan, Tisserand'tan olumlu sözlerle herkes bahsediyor ve oturmuş bir savunma düzeni ve kalecisi artık yavaş yavaş, hani o klişe vardır ya, şampiyon takımı 11'e ezbere sayılır diye. O klişe yavaş yavaş Fenerbahçe'de gerçeğe doğru dönüşüyor. Yani o 11 ezberlenecek seviyeye geliyor şu anda. Karagümrük maçı öncesinde de tabii ki bu maçın kaybedilmemesi, Galatasaray maçının kaybedilmemesi, hem camianın güveni tazelemesi açısından hem de gelecek maçlara umut taşınması açısından bence kritikti, önemliydi. Sonuç, işte kimine göre Galatasaray daha iyi oynadı, kimine göre Fenerbahçe daha iyi oynadı. Ben açıkçası iki tarafında kazanmayı hak eden bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Fenerbahçe açısından baktığımızda geleceğe umut taşıyabilecek bazı sinyaller. Nedir onlar? İşte Valencia'nın o süretiyle dönem dönem Galatasaray savunmasını zorlaması. Mehmet Thiam'ın büyük maçlarda da o hızlı yapısını kullanabildiğini göstermesi. Ozan'ın geri dönüşü bence sezonun en önemli durumlarından bir tanesi. Bence sezonun en iyi maçını oynadı. Hazırlık maçları dahil. Sosa'nın fiziksel olarak iyi seviyeye yaklaşması, daha tam yine %100 hazır değil ama yavaş yavaş geliyor olması gibi, stoperlerin aynı şekilde Tisserand ilk kez forma giydi. Lemos'la Tisserand ilk kez birlikte oynadı. Yani kısacası birçok umutla Fenerbahçe Karagümrük ve sonrasına taşıdı kendini derbiden. Bir puan kazanıldı belki ama bir puan önemli. Yine tabii ki sıralama açısından önemli kaybedilmemesi. Ama bir puandan fazla şeyleri de sahada gördükleriyle Fenerbahçe camiası ve taraftarı ileri taşıdı diye düşünüyorum. Peki sence Erol Bulut'un 11'e koyduğu oyunculardan, ya senin bu oyuncu 11'de olmamalıydı dediğin birisi var mı? Ya da daha farklı bir isimle başlayabilirdi dediğin? Yani şimdi şöyle, Samat da 1,5 antrenmanla geldi dedi Erol Hoca. O yüzden Deniz Türüç hamlesini eleştirmiyorum. Yani sonuçta Deniz de işte milli takım seviyesinde değerli bir oyuncu. A milli takıma seçiliyor. Son dönemde seçilmedi ama dönem dönem seçiliyor. Ve kaliteli bir oyuncu. Elindeki en iyi 11'i çıkardığını düşünüyorum ama Deniz'in yerine zaten orası bağırıyordu yani. Deniz Türüç orada olmuyor diye bağırıyordu. Ki zaten ben Deniz'in sağ kanat oyuncusu olduğunu da düşünmüyorum. Yani Deniz aslında bir forvet arkası oyuncusu.
Rize maçında mesela forvet arkası oynadı. Bana göre iyi oynadı. İki tane kritik gol kaçırdığı için eleştirildi ama bence oyun olarak iyi bir oyun sergiledi. Deniz'in bundan sonraki rotasyonda ben forvet arkasında kullanılmasının onun kariyeri açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zaten kanat oyuncuları var. İşte Tian Valencia, arkasında bir Sinan Gümüş var, bir Ferdi Kadıoğlu var. Hatta işte birazdan durumunu konuşuruz. Geri Rodriguez kalacak mı, kalmayacak mı? Yani çok geniş bir kadro var kanat rotasyonunda da. Deniz'in bence 10 numara pozisyonunda kullanılması çok daha doğru olacak Fenerbahçe açısından. Peki şimdi transferlere geçelim biraz. Konuşacağız tabii ki kanat forvet transfer olacak mı vesaire diye ama çok yeni bir haber tabii ki. Papissis de Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bir yıl opsiyonlu, evet. İki yıllık bir anlaşma. Papissis'in Fenerbahçe'ye yararlı olacağını düşünüyor musun? Katkı sağlayacağını düşünüyor musun? Ya yaşı dolayısıyla eleştirilebilecek bir transfer. Ya nasıl söyleyeyim? İşte şimdi 35 yaşında bir oyuncuyu kadronuza katıyorsanız eleştiri alabilirsiniz. Ama bu oyuncular işte Papissis ise, işte geçen sezonu Sörlot'la gol krallığı yarışını verdi son haftalara kadar. Sosa ise Trabzonspor'un bence en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Geçen sezonki performansta. Yani bu seviyede oyuncularsa yaşı çok problem etmeyebilirsiniz. Ki şunu da söylemem lazım. Maliyet olarak da Sisse Fenerbahçe'yi çok yormayacak bir maliyeti var. Yani neredeyse Mihail Frey'e kadar bir yıllık maliyeti var Sisse'nin. Bu açıdan baktığında şimdi kadroda bir Frey var. Onu gönderiyorsun. Onun yerine Sisse'yi koyuyorsun aynı paraya. Çok mantıklı bir hamle gibi duruyor. Elbette işte uzun süre takım antrenmanı yapmamış olması onu hazır hale getirmeyecektir. Belli başlı maçlarda sonradan kullanılıp Erol Hoca tarafından bir maç kondisyonu kazandırılır. Ama uzun maratonda çok işe yarayacak bir transfer. Fenerbahçe'nin aklına hep zaten şey geliyor biliyorsun. Pierre Webbo geliyor. Sisse'den bahsedince. O da o da devre arasında gelmişti Fenerbahçe'ye. Ve işte o da yaşı dolayısıyla çok fazla soru işareti var vesaire. Ama öyle bir performans sergiledi ki herkesin helal olsun dediği bir oyuncu oldu. Giderken bile Fenerbahçe efsanesi olarak anılan bir oyuncu haline gelmişti. Ben bu tip oyunculara çok değer veriyorum. Yani yaş değil. Mesela Emre Belözoğlu 40 yaşına kadar oynadı öyle bakarsan. Evet. Yani o zaman Emre Belözoğlu da 30 yaşında bıraksaydı. Fenerbahçe 30 yaşında bıraksaydı. Bıraktı gerçi Fenerbahçe de sonra geri aldı. Evet, aynen. Yani kısacası yaştan çok maliyet fayda, maliyet performansa bakmak bence çok daha mantıklı. Şimdi Sisse'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalanıyor. O 1+1 yıllık sözleşme bir yıl seni şampiyon yapsın. Sisse'nin atacağı 2 gol, 2 tane maç kazandırsın sana şampiyon ol. Zaten onun maliyetini falan konuşmazsın yani. O açıdan yaş olarak dediğim gibi eleştirilebilir ama kısa vadede sonuç alabileceğim bir transfer olarak Frey'in yerine aynı maliyette Sisse'yi koyabiliyorsam ben buna transfer başarısı derim. Bir yandan da aslında tecrübeli gözüyle de bakılabilir. Yani yaşlı demektense evet hani tecrübeli bir oyuncu olarak sonuçlar, Fenerbahçe'ye katılması. Sonuçlar iyiyse bu takım yaşlı denir. Sonuçlar kötüyse bu takım yaşlı denir. Sonuçlar iyiyse ama tecrübeli. Bu takım çok tecrübeli denir. Yani bu iş böyle kısacası. Ya şu anda kalite olarak tek tek baktığında 15 tane transfer yapmış Fenerbahçe. Ben ya bu adamın ne işi var Fenerbahçe'de diyecek bir oyuncu yok benim kafamda. Şimdi Sinan Gümüş'ü mesela çok eleştirdi insanlar. Ama geçen sezon devre arasında Antalya'ya geldi. Bir fark yarattı. Ve Türk oyuncu. Gelecek sezona yatırım olarak da düşünülebilir. Nazım Sangare'ye 1.750.000 euro verilir mi? Seneye sağ bek arayacaksın. Gökhan Gönül bırakırsa. Yani biraz geleceğe yönelik de yatırımlar yapıldı. O yüzden ben eleştirilebilir. Mutlaka her eleştiriye saygı duymak lazım. Ama genel olarak transfer sezonunu Fenerbahçe açısından çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Mesela bir Lemos iyi bir maliyetle geldi. 1,5 milyon euro gibi. Şimdi izlediğim kadarıyla katkısını gördü Fenerbahçe. Şimdi hayır performans verirse daha 24 yaşında. Evet. Yani bugün Galatasaray Marcao'yu konuştuğu gibi Fenerbahçe'de Lemos'u konuşabilir gelecek sezon. Acaba kaça satalım diye. Çünkü Uruguaylı milli takıma seçilirse Uruguay milli takımının zaten başlı başına bir piyasası var. Direkt fiyat yükselecek. Evet, iyi bir yatırım olarak gözükebilir Lemos gelecek sezon. Şu an hiç adından bahsetmiyoruz ama gelecek sezon transfer piyasasında sıkça konuşulabilir. Bunun dışında yaşlı oyuncular alındı katılıyorum. İşte Gökhan gibi, Caner gibi, Sosa gibi. Ama bunların da katkıları gözüküyor şimdi. Gökhan
Mesela Galatasaray maçında bence Gökhan Caner ikilisi mükemmel oynadı. Evet. Sosa çoğu kişi beğenmemiş. Ben beğendim. Bence Fenerbahçe'yi çok rahatlattı belli başlı pozisyonlarda. Yaşlı diyebileceğim Gustavo var. Bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Yani yaşla alakalı çok takıntı yapmamak lazım. Geçen sezon şampiyonumuzun ilk 11 ortalaması 30 üzeri yani 31 yaş. Evet, aynen öyle. Başakşehir'in yaş ortalaması. O yüzden ortalaması. Şampiyon olunca da senin dediğin gibi ligin en tecrübeli takımı. Tecrübe kazandı diyorsun o zaman dedik. Yani. Şampiyon oldu dedik. Caner'le Gökhan'la da ilgili sonuçta derbi tecrübesi çok fazla olan tabii oyuncular. O yüzden onun rahatlığıyla da dediğin gibi maçta en öne çıkan oyunculardan ikisiydi Caner'de. Gökhan'da Sisse'yle ilgili şunu soracağım aslında. Şöyle bir duyum var. Hı hı. Sisse aslında biraz hani tırnak içinde söylüyorum sorunlu bir oyuncu olarak biliniyor. Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi zaten. Hani Erol Bulut illaki tanıyordur ve biliyordur. Ama Sisse için Alanya'da mesela yedek kalmak büyük bir problemmiş. Şimdi burada da Fenerbahçe'de de öyle bir sıkıntı olabilir mi? Şimdi Sisse ile ilgili en başta problemi şöyle anlatayım. Sisse çok Beşiktaş'la Fener arasında gidip geldi. Yani belli bir maaş talebi vardı. Fenerbahçe bunun çok çok altında bir teklif yaptı. Hatta imza parası da istiyordu. Sonra Beşiktaş'a gitti, görüştü. Beşiktaş da aynı şekilde karşılık verdi. Bayağı bekledi. İşte Belçika'ya takım aradı, Belçika'da takım aradı. İşte Türkiye'de başka takım olur mu onu uğraştı vesaire. Arap Yarımadası olur mu diye uğraştı. Yani kısacası hani alabileceği 35 yaşında alabileceği en iyi kontratı kovaladı adam transferin son dönemine kadar. Haklıdır da buna hiçbir şey diyemem. Profesyonel hayat. Sonuçta Sisse doğma büyüme Fenerbahçeli, Kadıköy'lü falan değil yani ya da Beşiktaşlı, Çarşılı değil. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Ama maaşından çok ciddi bir, Alanyaspor'daki maaşından dahi çok ciddi bir indirim yaparak geldi. Yani 1,5'tan menajerinin ücreti falan hepsi dahil 1 milyon euro maliyeti var yıllık. Şimdi bu açıdan doğru bir transfer. Tabii ki yapılan konuşmalarda, başta Erol Hoca olmak üzere, sonuçta bir yıllık bir iletişim de var, tanıyor da kendisini. Yapılan konuşmalarda, yani burası Fenerbahçe, burada yedekte kalabilirsin vesaire gibi konuşmalar yapılmıştır. Şimdi o da zaten hiç konuşma yapmasam bile 6 milyon 750 bin euro bonservisle Premier Lig'den Samatta diye bir santrfor transfer edilmiş. Evet. Yani doğal olarak Sisse'nin alternatif oyuncu ya da kulübe oyuncusu olduğu zaten bariz, aşikar. Hı hı. Hani bunu biz futbolu çok fazla oynamamış, profesyonel hiç olmamış insanlar olarak söyleyebiliyorsak Sisse bunu zaten tabii takıma baktığı zaman görebiliyordur. Ben o açıdan çok problem olacağını zannetmiyorum. Ama Sisse'nin de beklenenden fazla süre alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Çünkü o tarz bir oyuncu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bak Hatay maçı mesela. Gözün önüne getir. Evet. İki kişi eksik olmasına rağmen takım Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşamıyordu. Neden? Çünkü orada bir bitirici yok. Şimdi artık var. Yani Samatta da bence ceza sahasında etkili bir oyuncu ama Sisse daha çok son vuruş golcüsü, tek vuruş golcüsü. 60. dakikalardan sonra sahaya atıp Fenerbahçe oralarda çok değerli katkılar alabilir ve ben beklenenden daha fazla süre alacağını düşünüyorum Sisse'nin. Bakalım ben de açıkçası merakla bekliyorum Sisse'nin performansını. Şimdi artık yavaş yavaş transfere geçelim istiyorum. Çok az bir süre kaldı zaten transfer döneminin bitmesine. Fenerbahçe'nin bir kanat forvet istediğini biliyoruz ama evet, bunun için öncesinde iki tane oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor Fenerbahçe. Bu isimlerden bir tanesi Geri Rodriguez, bir diğeri Dirar. Bu iki isimle alakalı söyleyeceğin şeyler var mı? Şimdi Fenerbahçe Geri Rodriguez ve Dirar'ın kontratını feshedebilir istese. Öyle bir mali gücü var şu anda. Oturup konuşup 3 aşağı 5 yukarı anlaşıp da Tolgay'da yaptığı gibi, efendim Alper'de yaptığı gibi vesaire sözleşmeleri feshedebilir. Fakat bir transfer bitirmeden, istenen bir oyuncuyu transfer etmeden bunu yapmak istemiyorlar. Şimdi birçok çalışma yapıldı. Diego Perotti konusunu burada geçen hafta da anlattık. Yani 3 milyon euroluk bir bonservis. Evet. Roma hala aynı noktada duruyor. Yani yapılan son görüşmede, geçtiğimiz hafta içinde de bir görüşme yapıldı. Hala aynı noktada, hala para istiyorlar. Ve bu yüzden transfer şu an itibariyle zor gözüküyor Perotti transferi. Fenerbahçe bu yüzden zaten başka oyunculara da yöneldi. Hatırla, hafta içerisinde işte Bodo Glimt forması giyen Zinker Nagel ismi ortaya çıktı. Norwich'ten
Buendia ismi ortaya çıktı. Evet. Birçok kanat oyuncusunun ismi ortaya atıldı. Yani bir arayış yapıldı. Evet. Bristol City'den de Eliasson. Eliasson var Bristol City'den, aynen öyle. Yani birçok oyuncunun ismi ortaya atıldı. Ama gerçek şu ki hiçbirinin transferinde sona yaklaşılmış bir durum yok. Mesela Norveçli Bodø Glimt'te oynayan oyuncu, ismi biraz zor. Zinkernagel. Evet, öyle bir. biraz tuhaf bir ismi var. Philip diyelim biz ona. Ön adıyla. Philip bence de çok mantıklı. Şey gibi Omar El Abdullahi'yi de söyleyemem. Aynen, ben hep Omar diye bahsediyorum. O yüzden Philip diyelim. Philip konusunda mesela 3 ay var sözleşmesinin bitmesine. Bonservisi çok değil. Ama maaş beklentisi yüksek oyuncunun. 2 milyon euro civarı deniyor. O yüzden mesela o transferde de indirim bekliyor Fenerbahçe. Belli olmaz. Adam son gün der ki kardeşim tamam ben 1.2'ye düştüm. Fenerbahçe de der ki adam bizim için bu kadar indirim yaptı. O zaman alalım. Mesela böyle durumlar gerçekleşebilir sonlara doğru. Ama şu an itibariyle bugün saat Cuma 16 itibariyle söylüyorum. Çok netleşmiş. Ya bu adam bitmeye yakın. Eli kulağında diyebileceğim bir oyuncu yok. Perotti de olabilir. İşte bu Philip de olabilir, soyadını söyleyemediğimiz. Buendia biraz daha zor ama onu söyleyeyim. Yani ona çünkü bonservis teklifler de var ve çok değerli bir oyuncu. Yani bonservis değeri de yüksek bir oyuncu. Öyle kolay bir transfer değil o. Ancak son güne doğru artık bonservis işleri olmazsa belki kiralık olabilir Norwich'ten. Ama o biraz zor yani onun transferi. Eliasson da aynı şekilde kiralık olarak gerçekleşebilir. Toplamda baktığında adaylar var. Çok da kısa bir süre var. Evet. var ama sona yaklaşmış. Kim var dersen, yani ben şu adam sona yakın dersem yalan söylemiş olurum insanlara. O yüzden şu an itibariyle sanki iş transferi kapamaya doğru gidiyor. Yani bir sürpriz bir gelişme olmazsa son 3 günde. İşte Perotti, Roma tamam iyi kardeşim al bonservisine git demezse mesela. Sanki Fenerbahçe transfer yapmadan kapatacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi son günlerde özellikle hiç iddialı konuşmamak lazım. Çok sürpriz gelişmeler olabilir. Yani neden biliyor musun? Ben mesela Fenerbahçe transferi kapattı diyebildiğim bir transfer dönemi var. 6 saat farkla Diego Costa'yı alamadı Fenerbahçe. Tabii Chelsea'den 6 saat farkla. Yarım sezonluğuna kiralıyordu. Aykut Hoca vardı takımın başında. Yarım sezonluğuna kiralıyordu Chelsea'den Diego Costa'yı. Ama işte o evraklar vesaireler, adam kabul etti gelmeyi. Evraklar vesaireler yetişmedi, olmadı transfer. Yani o yüzden bu transferin son günlerinde görüntüyü görebiliyorum. Yani transfer olmayacakmış gibi duruyor şu an itibariyle. Çünkü oyuncuların durumları belli. İstenen oyuncuların durumları belli. Bir oyuncu daha var istenen aslında. Sen Diego Costa deyince aklıma geldi. Douglas Costa, Juventus'un oyuncusu. Evet. Bu oyuncuyla ilgili bir bilgin var mı? Bu da o isimler arasında. Şöyle, yani Juventus'un kiralamak istediği bir oyuncu. Evet. Ama yıllık maliyeti 6 milyon euro. Yani ben açıkçası çok gerçekçi bulmuyorum. Tıpkı Cavani gibi. Hani Cavani de çok konuşuldu. Yani olabilir mi acaba dendi. Hani sponsorla vesaire olabilir mi acaba dendi. Ama sonuçta yıllık maliyet gerçeği Fenerbahçe'nin karşısına çıktı ve o transfer gerçekleşmedi. Yine aynı şekilde Douglas Costa konusu da yani yıllık maliyeti aşırı yüksek. O yüzden ben çok gerçekçi bulmuyorum onu da. Dediğim gibi şu anda adaylar arasında son noktaya gelen bir isim yok. Böyle giderse, bir değişiklik olmazsa Fenerbahçe transferi bu şekilde kapatır. Peki Fenerbahçe transferi bu şekilde kapatırsa ilerleyen maçlarda ne gibi sorunlarla karşılaşır? Çünkü özellikle Galatasaray maçında da biz bu eksikliği, kanat forvet eksikliğini çok net gördük Fenerbahçe'de. Tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu arada bir transfer yapılabilecek durum olursa, örnek veriyorum, hemen Geri Rodriguez'in işte tazminatı vesaire neyse hemen ödenip pes edilebilir yani. O gücü var Fenerbahçe'nin. Ama diyelim ki olmadı. Sadece Sisse alındı. Yani sadece Sisse değil tabii. Sisse ile birlikte transfer 15 oyuncu. Sisse ile birlikte transfer kapatıldı. Ve Fenerbahçe sezona devam ediyor Ocak ayına kadar. Burada ne olur? Bir, Geri Rodriguez'in bence kesinlikle kazanılması lazım. Çünkü sezon başından bu yana hiçbir şekilde düşünülmüyor. Dakika dahi verilmiyor. Hazırlık maçlarında bile 5'er 10'ar dakika oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Sanki bir maç 45 dakika oynadı. Karagümrük maçı olabilir. Topuk Yaylası'ndaki.
hiç düşünülmüyor. Ama bu kadar da düşünülmeyecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben. Yani bu kadar kenara atılabilecek bir kalite değildir Gary Rodriguez. Gary Rodriguez kaliteli bir adam. Üzerine düşündüğünde verim alabileceğiniz bir adam. Kritik maçlarda belki oyuna sonradan atıp veya öne geçtiğiniz maçlarda, deplasmanlarda oyuna sonradan atıp performans alabileceğiniz bir oyuncu. Zaten parasını ödeyeceksiniz. Tıpkı şey evet. gibi yani Cagne Galatasaray ilişkisi gibi. Aynen. Zaten parasını ödeyeceğim o zaman kazanayım dedi Fatih Hoca. Kazandı. Şimdi burada Gary Rodriguez'in de aynı şekilde Fenerbahçe Teknik Heyeti tarafından kazanılması lazım. Mesela şöyle bir olay yaşanmışsa onu bilmiyorum. Hani işte Gary Rodriguez Erol Bulut'la kavga etti. Emre Belezoğlu'yla küfürleşti falan gibi bir durum olduysa bizim bilmediğimiz, o zaman tamam o adamı atın kenara, zaten olmaz o, hani takım disiplini vesaire. Bu ayrı bir şey. Ama oyuncunun çok problem yaratacak bir oyuncu olmadığını biliyorum. Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini de biliyorum. Şimdi böyle bir hevesi, böyle bir iştahı varsa, oynama iştahı varsa, siz istemeseniz bile en azından bir deneyin, en azından bir görmeye çalışın diye ama düşünüyorum. Ama şimdi istemeseler de bu oyuncunun, yani Rodriguez'in motivasyonu düşmeyecek mi? Şimdi şöyle de düşünebilir oyuncu, yani beni hiç istemiyorlardı, şu anda bana kaldılar gibi bir düşünce yapısına da sahip. Ona kalma değil. Şöyle, Fenerbahçe'nin çok oyuncusu var, daha önce de söyledim. Yani Tiam, Valencia, Sinan, evet, Ferdi. Tabii ki, orası yine doldurulabilir. Ha, yine Rodriguez gibi safkan bir kanat oyuncusu yok şu an. Zaten o yüzden bir transfer yapılmaya çalışılıyor. Evet. Ama Rodriguez de farklı bir şekilde kullanılabilir. Yani ben çok karamsar değilim o konuda. Hani motivasyonunu kaybedecek vesaire, kaybedecek olsa Belhanda kaybederdi. Belhanda'ya kimler neler yaptı. Yani adam yine çıkıyor, oynuyor. Gerçi yine dün akşam kötüydü yani evet. Rangers karşısında. Evet. Yani maalesef çok üzgünüm o konuda da Galatasaray'ın gruplara kalamaması konusunda. Futbolcu tepki görür, eleştiri görür, övgü görür. Futbolcu bunlara alışık. Biz de sosyal medyadan bize de sallıyorlar. O zaman tabii biz ki de çıkmayalım buraya yani. Evet. O yüzden eleştiri olacak, istenmeme olacak, istenmeme durumu olacak. Cagne Galatasaray'da evet, atıldı bumerang gibi geri geldi sürekli evet. adam. Babel de aynı şekilde. Yine çok şu an oynatılıyor. Babel dün evet. 11 çıktı. Örnek veriyorum. Yani Fenerbahçe'de de bunun örnekleri var. Yani düşünmediği oyuncuyu Fenerbahçe'de mecburi durumlarda kullandı. Yıllarca Emenike'yi kullandı Fenerbahçe. Mesela göndermek isteyip gönderemedi. Hep bir şekilde kadroya döndü, kullanıldı. Ozan Tufan bir ara öyleydi. Evet, aynen. Ozan Tufan için şey, Ersun Hoca şey diyordu. Göçmen kuşlar gibi diyordu. Yazları gidiyor. Samandıra'da, kışları Dereazlı'da. Evet, doğru. Yani hakikaten Ozan Tufan bir ara öyleydi ama şimdi A milli oyuncu oldu ve A milli takım kaptanı oldu Fenerbahçe'nin de. Çok değerli bir oyuncusu oldu. Gary Rodriguez de öyle bir dönem yaşayıp tekrar takıma dönüp belki hocasını mahcup etme hırsıyla daha fazla katkı sağlayabilir. Ben de kesinlikle oyuncuların kazanılması taraftarıyım. Ya zaten parasını vereceksin evet. Esnihan. Yani parasını veriyorsan bari oynasın yani. En azından böyle bakarım ben olaya. Kesinlikle. Bakalım ama 3 gün daha beklememiz lazım tabii. 3 evet, gün içerisinde. Çok az bir süre kaldı. Çok heyecanlı bir dönem yaşayacağız gibi duruyor. Özellikle Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe'de bayağı bir hareketlilik olur. Bir zahmet bitsin artık, biz de yıprandık biliyor musun? Biz de evet. bu transfer döneminde evet. epey yıprandık yani. Çok haklısın. Fenerbahçeli muhabirleri, Fenerbahçe'yi takip eden gazeteciler gerçekten yoğun herkes bir mesai var. Herkes bir derin nefes alacak. Ya sen ne diyorsun ya? İzne çıkmadık biz biliyorsun. Evet. Bir de pandemi vesaire hiç izinsiz çalışıyoruz yani. Peki şimdi bir de Fatih Karagümrük karşılaşmasını konuşalım. Şimdi Fatih Karagümrük 7 puanla lider durumda averajla birlikte. Fenerbahçe karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Fenerbahçe nasıl bir 11 ile sahada olacak? Popisis de ilk 11'de sahaya çıkar mı sence? Ya da ilk 11'de çıkmasa bile bu karşılaşmada oynar mı? Şöyle genel bir toparlayıp anlatabilir misin? Karagümrük'ü bir kere tebrik ediyorum Hatay'la birlikte tabii. Hı hı. Erzurum da fena gitmiyor. Bu arada evet. Kim ya? Geçen gün bir arkadaşımız söyledi yorumculardan. Puan durumu geldi ekrana böyle. Şey dedi. Bu ne ya dedi. Geçen senenin TFF birinciliği gibi dedi. Hakikaten Erzurum da tepede ya. Evet. Erzurum da iyi puan topladı. Ama tabii bu yeni gelen takımları ilgilendirmez. Adamlar çatır çatır puanları topluyorlar. Helal olsun. Hatay Spor ile Fenerbahçe'den tabii. 9 kişiyle puan evet. aldı. Karagümrük mükemmel gidiyor. Erzurum da Sivas karşısında
bir şey yaşadılar ama onlar da iyi gidiyorlar. Sivas'a da başarılar dileyelim. Aynen. Bu arada. Sivas'ın grubu en azından iyi. Evet, Başakşehir'e en azından göre. İyi. şimdi Fatih Karagümrük'ten tabii maça dönecek olursak da bir kere kaliteli bir kadrosu var. Fatih Karagümrük'ün. Fenerbahçe'yi zorlayacak bir kadrosu var. Bu kesin. Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe derbiden farklı olarak ne yapabilir? Birincisi Samatta'yı ben 11'de bekliyorum. Bu hafta. Yani ya cumartesi, yarın. Yarın. 11'de bekliyorum. Peki Samatta gelirse kadrodan kim çıkar? Bence Deniz Türüt çıkar. Deniz Türüt çıkınca da sağ tarafa Valencia geçer. Solda Thiam olur. Veya solda Valencia, sağda Thiam olur. Maç içinde değişebilirler onlar. Önlerinde Samatta. Orta üçlünü ben değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Mert Hakan hala tam o sakatlığın etkisini atlatamadı. Ozan, Sosa, Gustavo üçlüsü olur. Yine derbideki gibi. Evet. Geri dörtlüde de artık Gökhan Caner ikilisi değişmez. Lemos, Tisserand da bence derbide gayet iyi bir ikiliydi. Ve onların da değişeceğini düşünmüyorum. İyi bir ikili oldular değil mi? Lemos'la Tisserand. Tisserand şöyle. Tisserand biraz daha agresif. Biraz daha böyle kavgacı. Sanki onu böyle taraftarı olan derbilerde böyle rakiple dalaşırken falan göreceğiz. Böyle tarzı biraz Melo'yu andırıyor. Böyle sert bir tarzı var. Lemos ama daha böyle akıllı, daha sakin. Hani böyle abi stoperler vardır ya. Daha yaşı çok genç ama yani böyle tecrübeli stoper havasıyla bir topu alışı, işte ileri sürüşü. Çok kendine güveni yüksek bir oyuncu. İki tane farklı tip ama birbirlerini tamamladılar gibi geliyor bana. Tabii daha bir maç izledik. Yani bu şu anki izlenimimiz belki 3 maç sonra izlenimler, görüşler değişebilir ama sanki iyi başladılar. Kalede de Altay. Yani sadece Deniz Türüç yerine Samatta sanki Fenerbahçe'nin 11'inde başka bir değişiklik olmaz gibi geliyor bana. Bunun dışında Sisse'yi sordun. Sisse'ye şöyle cevap vereyim. Lisansı çıktı bu sabah. Yani Erol Hoca isterse sahada olur. Ama ben ilk 11 olacağını zannetmiyorum. Kadroda olur mu? Onunla ilgili de soru işaretim var. Çünkü hiç takım antrenmanı yapmadı. Yani bir tek dün yaptı, bir de bugün yapacak. Yani takımla iki antrenmanla alabilir kadroya. Alabilir. Samatta'yı aldı mesela. Ama Samatta bir takımla çalışıyordu yani. Evet. Aston Villa'nın kadrosunda olan bir oyuncuydu. Sisse kulüpsüz bir oyuncuydu. Bireysel çalışıyordu. Şahsen ben Sisse'nin kadroda olsa bile çok fazla süre alabileceğini düşünmüyorum bu maçta. Ama milli ara giriyor onun da şansına. Evet. O milli ara sonrasında İyice toparlanabilir tabii. Toparlanır ve antrenmanlarda fiziksel olarak iyi seviyeye gelir diye düşünüyorum. Sonrasında da yavaş yavaş milli takım arası sonrası kadroya alınır, süre almaya başlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok. Herkese selam buradan. Bizi izleyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederim ben de sana. Volkan Demir'le Fenerbahçe gündemi programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.